Dostlarım ben Serdar ve başka bir sanırız. Gizem araştırma videosuna daha hoş geldiniz. Bu videoda sizlere R69'u keşfedeceğiz. Bakalım nasılmış. Tabii bir tane bug var, onu kullanacağız. CJ'in de bu bir bug mı? Bu bir glitch mi? Bu ne? Neyse fark etmez. Şimdi R69'a gideceğiz. Polislerimizi rahatsız etmemiz için polisler buraya girmesin diye bir şifre yazdım. İşte Isaac Bin yazdım şifreyi. Burada bir tane bug varmış. Onu kullanarak gireceğiz R69'a. Şimdi böyle bir motor alıyorsunuz. Şuraya geliyorsunuz. Şöyle mi yapıyorlar? Nasıl yapıyorlar da şu şekilde geliyorsunuz. Ve hemen bunun içine giriyorsunuz. Böylece bunun içine girmiş oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi buradayız ve elimize sanırım minigun da aldık. Direkt buraya ışınlandık ama. Bence Rockstar bizim buraya girmemizi istedi. Bunun buraya bu şekilde girilebilmesini istedi. Neyse. Her durumda buraya girdik ve burada gördüğünüz gibi garajı görebiliyoruz. Bu tarafta neler var? Burası apayrı bir yer bakın. Burası böyle ilginç bir yer. Burada farklı bir bölme var. İlginç bir ses geliyor. Duydunuz mu? Duymuşsunuzdur. Burası garaj. Buraya tanklar falan filan giriyordu. Farklı da bir şey yok ama oradaki işte ses çok ilginç. Şurayı kırabiliyoruz sanırım. Bakın. Normalde buradayız. Şuralardan bir yerden aşağıya indik ve R69'a ışınlandık direkt. Bug değil bence bu. Bu bug değildir ya. Adamlar bunu bilerek koymuştur oyun içine. Neden? Çünkü çok alakasız bir yer. Bilmiyorum. Belki şurası tam o motorun üzerinde veya altındadır ama bu ne lan? Şu içerideki işte bütün bu şeyleri araştıracağız şimdi teker teker. Gördüğünüz gibi bu bir bomba. Ve tahtalarla falan şey olmuş. Çok ilginç lan. Adamlar tahtalarla etrafını çevirmişler bombanın. Bomba sonuçta. Neyse. Bunların içinde ne var bilmiyorum. Bunlar jeneratör olabilir. Bakın burada da bir tane bomba var. Yani aynı şekilde. Bu bombaları Allah bilir ne için kullanıyorlardır. Diğer tarafta ne var onu merak ediyorum ben. Boş bir yer mi orası? Yoksa acaba böyle içinde böyle gizli mizli bir detay var mı? Aa, orada bir şeyler. Yok. Bayağı bildiğiniz bomboş oda. Hiç kapı bir şey yok yalnız ha. Çok ilginç. Hiçbir şey yapmamışlar öyle. Boş bırakmışlar. Burası da çok ilginç bir yer. Burası, her yer boş ya. Ne biçim bir yer yapmışlar. Şuradan araçlar falan filan geçebiliyor herhalde. İlk önce biz buradaki etrafa falan bakalım. Aşağı inmeyelim. Şu sağa sola falan gidebiliyorsak iyi. Şuranın içine girmek istiyorum ben. Ama girebiliyoruz. Vallahi girebiliyoruz. Ben bu odaya bayılıyorum. Çok ilginç bir oda ya. Bakın şu bir kola benziyor. Ben bu şeye bayılıyorum ya. Şuna. Neyse. Ekranlarda pek bir şey görünmüyor. Standart yollar falan var. İşte bilgisayarlar gene 90'lardaki bilgisayarlar. Şurada bir harita var. Bu sanırım oyunun güncel haritası. Beta haritası değil. Yoksa şurada bir tane ada olurdu. Aynen oyunun güncel haritası.
Şöyle üzerinde geziyorum, bakıyorum ilginç bir şeyler var mı diye. Hiçbir şey yok. Yani düşündüğünüz zaman haritanın üzerinde böyle belli başlı yerleri falan işaretlemeleri lazımdı. Öyle bir şey de yapmamışlar yani. Pek bir şey fark etmiyor. Yalnız burası çok ilginç. Ses birden değişiyor ya. Acaba neden? Ama burası bildiğiniz command center. Burada komuta ediyorlar her şeyi. Buraya bile ses geliyorsa vay be. Şurada daha önce bir uzaylı gördüğünü söylemişti bir tane ahbaplarımız. İşte şu eli, şu gözü falan filan diye. Ben de baktım, ilk başta ben de öyle görmüştü ama şimdi baktığım zaman pek bir şey göremedim yani. O çok ilginç bir yer burası ya. Yani çok ilginç bir yer. Buralarda ne var? Hep boş oda yapmışlar ya. Hep boş oda yapmışlar. Giremiyoruz zaten. Hani bölmeler var. Bölmelerin içinde hiçbir şey yok. Bomboş yerler, bomboş mekanlar. Bakalım şu garajda, şu garaj diyorum. Şuradaki yolda işte hiçbir şey yok tabii. Sadece kırmızı bir ışık var, o kadar. Bir şeyler bulalım bari. Hani araya 69 sonuçta şey değil. Yani standart bir bölgede değil. Altta bir tane... Ne oluyor lan? Bug'a girdi zannettim. Öyle kaldık zannettim. Var ya, ödüm koptu. Altta bir tane can yeleği var. Bakalım belki duvarlarda falan bir kan izi veya. Herhalde canımız var. Buralarda hep su var. Hep atık bunlar sanırım. Ya borulardan damlayan sular artık. Her neyse onlar. İşte buralarda hep laboratuvar, bilgisayar şeyleri, ortamları falan. Zaten aynı yer burası. Öyle pek işte dalgalar falan var ekranlarda. Pek öyle anormal bir şey de yok. Şunlar çok ilginç abi. Şunlar otopsi masaları bak. Şunlar bildiğin otopsi masaları. Adamlar üstünün her tarafına otopsi masası koymuş. Otopsi masaların birinde de şey var. Levye var. Gordon Freeman'a gönderme. Ama bu neden buralara otopsi masaları koysunlar ki? Neden bu kadar çok otopsi masası var burada? Onu anlamıyorum ben. Hani uzaylılar, başka açıklaması olamaz. Şurada zaten birçok sadece karanlık bir duvar. Bir yere gitmeden önce yere bakmak. Şurası kapanmış sanki. Şurada bir kapı var da kapanmış. Burayı açamıyor muyuz acaba? Başka güçlü silah yok mu elimde? Bomba falan filan yok mu? Minigun var, bakalım minigun'a. Hayatta açılmaz burası. Şurası böyle karanlık bir mekan ama farklı bir özelliği yok. Gayet standart bir yer. İşte şu otopsi masaları ilginç. Levya ilginç. Şurada kırmızı ışıklar var. Bunlar server herhalde. Ama bir iki server ya bütün üssü kurtarıyor mu ya? Yoksa tabii gitmediğimiz yerlerde de başka serverlar da vardır. Başka sunucu bilgisayarlar da vardır. Şuradaki kırmızı ışıklar ilgimi çekti. Sanki bir şey varmış da. Oha. Buradan böyle bir silah aldık. Demek ki buraya girmemizi istediler. Buraya böyle silah koyduklarına göre. Bilmiyorum normal görevleri var mıydı ama. Bu normal görevde her türlü vardır orada. Şimdi varsa. Bakın daha fazla zırh. Şurası başka bir yer ha. Yine başka bir bölme var orada. Bir de tasarlamışlar içeriye ama göremiyoruz tabii ki. Aa giremiyoruz. Aa yok, girebiliyoruz. Böyle olağanüstü bir şey yok. Tepsi var. Bakın otopsi masaları gene. Bir, iki tane otopsi masası var burada. Neden? Neden? Neden böyle basketli üstte otopsi masası var? Morgda bile bu kadar otopsi masası yok. Uzaylılar, size söylüyorum arkadaşlar. Uzaylılar. Bu
Burada da bir şey yok. Aşağıda bir şeyler var mı? Jetpack var aşağıda. Yukarı çıkamıyoruz ama. Acaba çıkabiliyor muyuz? Belki bir bug falan vardır diyeceğim ama. Şuralardan geçemiyor muyuz? Buradaki kapılardan. Hani şeyde vardı ya, GTA 4'te bir tane kapıdan geçemiyorduk ya. Geçebiliyorduk ya. Kapı kapalı görünüyordu. Biz geçebiliyorduk hala. Ha, geldiğimiz yerden geri mi çıkacağız acaba? Bir deneyelim bakalım oradan çıkmayı. Ya bu mu? Büyük proje bu mu? Bir tane jetpack. İnanmıyorum ben buna ya. Daha fazla şey vardır burada bence. Yani en azından ne bileyim. Bakın en aşağıda bir otopsi masası var. Gözünü seveyim. Ya bildiğin otopsi masası bu. Başka ne masası olabilir? Çalışma masasına benzer bir hali yok. Buradan mı geldik biz? Aynen. Ha, az önce gördüğümüz yer de burasıymış zaten. İçerisiymiş. Şuradan gördüğümüz yer. Bakalım geldiğimiz yerden geri çıkabilecek miyiz? Bizi oraya ışınlayabilecek mi? Yani o kadar dolaştık, pek ilginç bir şey bulamadık ama belki Blue Hell'den falan filan bir şeyler olabiliriz diye düşünüyorum eğer. Yani eğer ilk başta buraya gelmek için kullandığımız o boşluğun içinde durabilirsek oradan başka bir yere doğru geçebiliriz. Hani direkt ışınlamak yerine, bilmiyorum, bu da benim bir teorim, böyle bir teorim. Buradaki minigun alalım da minigun'a ne zaman ihtiyacımız olacağı belli olmaz. Şimdi bizim buradan yukarı çıkabilmemiz lazım. Hocam benim buradan yukarı çıkabilmem lazım normal şartlar altında. Çıkamıyoruz. Zaten aynen çıkamıyoruz. Etrafı görebiliyoruz ama Blue Hell falan değil ya. Direkt zaten bağlı bu. Haritanın kendisine bağlı. Yani bu da böyle apaplarım. Başka diyebileceğimiz bir şey yok bu konuda. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Daha fazla video izlemek veya abone olmak için ekrandaki resimlere tıklayabilirsiniz. Başka araştırmamı istediğiniz yerler, araştırmamı istediğiniz konular, varlıklar varsa yorumlarda onlardan bahsetmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.